Yayınıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin şanlı ordusu, uzman ekipleri ve dünyanın en iyi askerleri dünyaya askerciliği, dünyaya savaşmayı, dünyaya harp etmeyi öğretiyor. Geliştirdiğimiz şahane SİHA'larımız tabii ki ABD'nin sinsice düşürebilmeyi umduğu SİHA'lar. Erkekçe ve karşımıza düşman gibi direkt çıkamıyorlar. Çünkü burada yapılan arkadan hançerlemek. Bizim bu SİHA'yı kullanan operatörümüz orada uçan bir ABD uçağının müttefiklik çerçevesinde bizim SİHA'mıza inişmeyeceğini düşünerek uçuyor. Tabii ki bu durum karşısında ABD yine sinsilik silahına sarılıyor. Ama her şey bir yere kadar. Her şey bir yere kadar. Çekirge bir sıçrar. Evet. Bir sıçrar, iki sıçrar ve sonucunda da katlanacaktır. Bildiğiniz üzere bu ABD'nin tek bir vukuatı değil. ABD çeşitli zamanlarda Haçlı ruhuyla bize karşı yürüttüğü, tabii ki bize karşı yürüttüğü düşmanca tutumlarından bir tanesi bu. Ama sizi yıllar öncesine götürmek istiyorum. Yıllar öncesine götüreceğim sizleri. Tabii ki önceden yaşanan ve bizi tabii ki canımızı sıkan olaylar ve bu olaylar çerçevesinde ABD'nin özellikle işlediği bu günahlar tabii ki ortaya çıkacak. TCK muavinet gemimiz Ege Denizi'nde ABD gemisinden atılan füzeyle vurulmuştu. Hatırlıyor musunuz? Hemen götüreyim tarihe bakalım ve düşmanın önceden yaptığı bu atışın bilinçli olduğunu hatırlatalım. Özellikle gemimizi vuran ABD'nin savaş gemisi, gemi komutanı Denizkurmay Yarbay Kudret Güngör ile birlikte, bakın Denizkurmay Yarbay gemi komutanımızın bulunduğu yeri vuruyorlar. Denizkurmay Yarbay Kudret Güngör ile birlikte 5 askerimiz Hakk'a yürüyor. Emekli Denizalbay Alp Kırıkkanat olayla ilgili olarak lafı eğip bükmeye gerek yok. Olayda kasıt olduğu ortada demişti. Bir savaş uzmanı ve bir asker insan bunu söylüyor. Bundan tam 28 yıl önce Ege Denizi'nde sakin bir Ekim akşamı Amerika Birleşik Devletleri'nin gemisinden atılan güdümlü mermilerle bizi kahreden bir geceye dönüştü. 2 Ekim 1992 yılında Soros Körfezi'nde icra edilen Display Demertion kararlılık gösterisi adlı tatbikatta TCK muavinet muharibimize yani gemimize gece saat 23 civarında ABD uçak gemisi Satorga tarafından peşi sıra 2 adet SEA Strong füzesi fırlatıldı. Olay neticesinde gemi komutanı Denizkurmay Yarbay Kudret Güngör ile birlikte uçak savar yardımcısı Subay Teğmen Alper Tunga Akan, Telsiz Assubayı Serkan Haktepe, İkbal Çavuşu Mustafa Kılıç ve Er Recep Atak şehit oldu. 22 personel ise yaralandı değerli izleyenlerim. Yani muavinet vurulduğu anda Sakız Adası'nın 25 deniz mili kuzeybatısındaydı. Satorga muavinet takribi 5000 yarda sancak baş umuzluğundaydı. Bu olay tatbikatın 2 ve 3. safhalar arasına denk düşen tatbikat dışı bölümde gerçekleşti. Amerika gemisinin yüksek hazırlık durumunda olmasını gerektirecek ve kendisini baskı ve stresle itileceği hiçbir durum yoktu. Özellikle attıkları Sparrow füzeleri yarı aktif güdümlü mermiler olup muavineti vurabilmeleri için atış kontrol radarıyla gemi üzerine mutlaka nişan tutmuş olmaları gerekiyor. Sistemi bu özelliği olayın yanlışlıkla olma ihtimalini ortadan kaldırır nitelikte. Bakın uyanalım uyanalım bizim savaş gemimizi özellikle 1992 yılında nişan almadan atamayacağı bir füzeyle vuruyor. Tatbikat esnasında. Evet, tatbikat esnasında. Bizim gemimiz olduğu belli ve tatbikata mola verilmişken vuruyor. Bir baskı, bir yanlışlık, tatbikat sırasında bir yanlış vurma olayı yok. ABD yine arkadan hançerliyor. Ne oldu? Bu olay için özür dilediler, öylesine geçiştirerek.
Daha doğrusu özür bile doğru dürüst dilemediler. ABD özellikle vurdu, doğru dürüst özür bile dilemediler. Yani bu olaylar çok önemli. Bu olaylar bir şeylerden ders almamız gerektiğini ve buna karşılık, evet buna karşılık özellikle bu adımlara karşılık daha da etkin bir şekilde onlara karşılık vereceğimiz anlamına geliyor. Muavinetin vurulması, özür bile dilememeleri aslında tam anlamıyla olayın ne kadar, evet ne kadar düşmanca olduğunu kanıtı. Şimdi 1992'den gelelim 2023 yılına. 31 sene önce bunu yapan bu düşman şimdi de geliyor, bizim SİHA'mızı düşürdüğünü açıkça canlı yayında açıklıyor. Pes doğrusu pes, nefretten açıklıyor. Evet. Yani nefretin böylesi olabilir mi? Türkiye'nin SİHA'sını düşürdüklerini özellikle canlı yayındaki durumda söylüyor. Niye? Orada büyük İsrail projesini kurmak istedikleri için, Türkiye'de buna engel olmaya çalışan adımı güçlü attığı için Türkiye'ye tehdit için yapıyor. Birliklerimize çok yakındı. Birliklerimize SİHA yaklaşmıştı. Biz de Türk SİHA'sı olduğunu gördük ve vurduk diyor utanmadan, sıkılmadan. Ey ABD, o zaman biz de sizi her yerden vurmamız lazım. Bize can düşman ve özellikle terör örgütü, şimdi de Karabağ'da, Azerbaycan'ın Karabağ'ında da terör kararı aldılar. Evet, VOMA örgütü bir PKK terör örgütüdür. Ermeni terör örgütüdür, PKK'nın çocuğudur. VOMA terör örgütü Karabağ'da Azerbaycan'a karşı teröre başlayacakmış. Şimdi bu terörü Suriye'de de hortlatan ABD, burada biz bu terör devletçiyi oluşturmaya çalışanlara dur dediğimiz için şimdi geliyorlar bize karşı açıktan, SİHA'nızı biliyorduk, Türk SİHA'sı olduğunu biliyorduk, tehdit içerdiği için vurduk. Ey ABD, senin de her uçağın artık İncirli'ye kalktığı her an bizim için tehdittir. Sınırımızda uçağın her an bizim için tehdittir. Askeri üniformanı taşıyan her şey bizim için tehdittir. Sen benim SİHA'mı düşman olarak algıladığını açıkça beyan ediyorsan, zaten bize düşman olduğunu biliyoruz da, bunu müttefiklik diye saklıyordun, şimdi açıkça kudurduğun için, Suriye'deki uzantını yok ettiğimiz için, kudurduğun için açıklıyorsun ve bunun için de biz de diyoruz ki İncirli'ye her inen uçağın artık bizim için tehdittir. İncirlik pasifize edilmeli. Yavaş yavaş pasifize edilmeli. Özellikle İncirlik üssünün çevresinde askeri bir hareketliliğimiz yaşanmalı. Tehdit gördük demeliyiz. Anlam vermemeliyiz. Bakın, lütfen yetkililerimize sesleniyorum. Her şeyin farkındayım. Gerçekliklerin farkındayım. Ekonomik anlamda bize saldırı yapan bir Batı'nın, ABD'nin farkındayım. Dengeleri biliyorum. Ama benim SİHA'mı vuran yarın başka şeyler de yapar. Baktı ki ses çıkarmıyoruz. Baktı ki çok sert bir cümle kullanmıyoruz. Veya sahada karşılığını vermiyoruz. Bunu yapmaya kalkarlar. Bizim 24 saat içerisinde bir ABD karakolunu yanlışlıkla vurmamız gerekiyor. Veya yanlışlıkla bir ABD aracını veya oradaki bir ABD üssünü veya ABD uçağını İncirlik'te vurmamız gerekiyor. Birliklerimize yakınlaşmıştı, tehdit olarak değerlendirdik ve anlık karar vermek durumundaydık diye. İnanılmaz derecede öfkeli Türk halkı. Şanlı ordumuzun, hükümetin Suriye'de yaptığı operasyonu alkışlıyoruz. Muhteşem bir operasyon. Yani inanılmaz bir şekilde yeraltı ve yerüstü hedefleri bertaraf ediliyor. Biz aslında orada Amerika'yı vuruyoruz. Amerika'nın askerlerini vuruyoruz. PYD demek Amerika'nın ordusuna girmiş paralı askerlerdir. ABD ordusu askerleridir. Bunu unutmayın. Bir PKK veya bir PYD farksız, bunların hepsi ABD'nin
gayri resmi bir şekilde ordusuna aldığı, kendi bünyesine kattığı paralı katillerdir. Bunları Türkçe ve sade bir dille anlatmam gerekiyor. Yani lafı oraya buraya bükmüyoruz. Ama 1992'de nişan almadan ve tespit etmeden atılamayan akıllı füzeyi gemimizi vurdular ve biz de onlara gereken yanıtı çok sert bir şekilde vereceğiz. Çok sert bir şekilde vereceğiz ve bunun için de tabii ki özellikle tabii ki Türkiye'nin devlet aklı var. Bunu da bilin. Türkiye'nin bir devlet aklı var. Türkiye'nin bir duruşu var. Biz de basın mensupları olarak özellikle basın olarak Türk devletinin direkt açıklamadığı devlet yetkilileri oldukları için tabii ki daha kompoze davranıyorlar ve daha bu konuda devlet dili kullanıyorlar. Biz biraz daha rahatız. Söylenmeyenleri söyleme hakkımız var. Tabii ki burada İncirlik'ten kalkan bir uçağın yanlışlıkla ateş alması veya bir ABD helikopterinin vurulmasının zaruriyeti doğmuştur. Mütekabiliyet esastır. Eğer siz bu mütekabiliyeti yapmazsanız yarın yolcu uçağınızı indirirler tehdit diye. Yarın F-16'larınıza ateş açarlar. Yarın başka uçaklarınıza ateş açarlar. Bakın ABD'nin bizim SİHA'mızı vurma gibi bir kalitesi de yok. Evet büyük konuşuyorum. SİHA'mız tedbir alsın, ABD düşman uçaklarına ve ABD unsurlarına karşı kendini güncellesin, yazılımlar modlansın, ABD'nin bizim uçaklarımızı vur, yani bizim SİHA'larımız hemen leblebi gibi vurma bir hakkı yok. Bu sebeple şunu söyleyelim, ABD F-16'sı düşman F-16'sıdır, o F-16 tespit edilmeli ve Türkiye tarafından o F-16 bulunduğu yerde vurulmalıdır. Büyük konuşuyorum. Ama yanlışlıkla vurduğumuzu söyleyeceğiz. Yani direkt demeyeceğiz biz. Yanlışlıkla diyeceğiz. O daha acıtır. Çünkü direkt dediğiniz zaman içini kusar. Ama yanlışlıkla dediğiniz zaman susup kalacaktır. Kuduracaktır, daha da çıldıracaktır. Yani demek istediğimiz husus şu, İncirlik'le ilgili ve Kürecik'le alakalı adımlar atmamız lazım. Özellikle Kürecik'teki enerji kaynaklarını veya Kürecik'teki altyapıyı, suyu, elektriği, her şeyi zorlaştıracak ve onlara bu imkanı vermeyecek durumlar oluşturmalıyız. Sizlere bir haberim daha var. Daha önce Türkiye Büyükelçisi olan Jeffrey, Türkiye'yi tanıyan ABD'nin ajanlarından bir tanesi, aslında elçidir, melçidir ama ajandır. Suriye temsilcisi olmuştu bir nevi Türkiye'yi bölmek için ve Suriye'nin kuzeyindeki bir küçük İsrail devletçiğinin kurulması için bir projeydi. Türkiye'nin havalimanına girdiğinde didik didik arandı. Çoraplarına kadar arandı. X-ray cihazından defalarca getirildi, sokuldu, getirildi, sokuldu. Yani ABD'nin elçisi, ABD'nin temsilcisi Türkiye havalimanlarında terörist gibi aranıyor. Gördünüz mü? Cevap böyle verilir işte. Cevap böyle verilir. İnşallah biz SİHA'mızı, o güzel SİHA'mıza ateş açan, o güzel adalet dağıtan, özgürlük dağıtan, insan hakları dağıtan SİHA'mıza, korkakça arkadan silah atan, müttefiklik penceresiyle, perdesiyle bu sinsiliği yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin uçaklarının yakınımızda olmasını tehdit salmalıyız. Özellikle İncirlik üstünden kalkan uçakların tehlike altında olduğu, yani koruyamayacağımızı ve her an tehdit olarak görebileceğimizi söyleyeceğiz. Bunları söylemek zorundayız. Çünkü Pentagon, ABD bölgede büyük bir terör işliyor. Ve biz de bu teröre karşı teyakkuzumuz devam edecek. Dün ve bugün Suriye'nin kuzeyini vurduk, vurmaya devam ediyoruz. İnanılmaz bir enerji var ordumuzda. Nefes aldırmıyoruz, nefes. Özellikle bunu da söyleyelim. Şu anda gelen bilgiler Türk savaş uçaklarının Malikiye'de 3 PKK'lıyı, evet 3 PKK hedefine saldırı yaptığı ve yok ettiği söyleniyor. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri Ayn-el Arab bölgesini, yani ABD Kobani diyor ama biz Ayn-el Arab diyoruz, vurmaya başladığını söylüyor. Evet, diyeceklerimiz bunlar ve şunu söyleyelim, yapacağımız tabii ki çok büyük adımlar var. Bunun yanı sıra İdlib'de
katil Esed tarafından şehir merkezi vuruluyor. Özellikle harp okulu mezuniyet töreni yapılan saldırıdan sonra masumların canına kastediyorlar. Oysa ki ABD ajanları vurdu orayı ki İdlib'e saldırsın diye. Kamışlı'dan da vurulan yerler özellikle elektrik istasyonu ve altyapı yaşanamaz hale getiriyoruz. Suriye'nin kuzeyinde yaptığımız operasyonlar ABD'yi kudurtuyor. Durmuyoruz. Durmaya niyetimiz yok. SİHA'larımız dedim ya, bugün Kobani dedikleri Aynel Arap özellikle bu konuda tabii ki önemli. Malikiye bölgesinde yapılan atışlarımız, daha bir sürü süren özellikle Suriye'deki harekatımız, destan yazıyoruz destan. Destan yazıyoruz destan. İnanılmaz bir destan yazıyoruz. Çok kuvvetli bir destan yazıyoruz. Bunun sonucunda da önemli başarılar ve önemli kazanımlar tabii ki bizim olacak. Evet değerli izleyenlerim, özellikle söyleyelim, Suriye'nin Kamışlı kentinin doğusundaki petrol sahası da şu anda özellikle vurulan bölgeler arasındaydı. Vurmaya da devam edeceğiz. Yani Kamışlı mı, Haseke mi, Kobani mi, her yer her yer aynı Arap diyoruz. Şu anda vurulan petrol tesislerinden dumanlar çıkıyor. Durmak yok ama içimizi soğutması için yetkililerden isteğimiz, ABD bir aracının, ABD zırhlısının yanlışlıkla vurulması, yanlışlıkla hedef alınmasını istiyoruz. Yani ABD'nin aynı jarboruyla biz de yapacağız. Özellikle İncilik'ten kalkan bir F-16'lı SİHA'mızı vurduğu haberi tabii ki hepimizin dişlerini gıcırdattı. Sinirden dişlerini gıcırdattı. Bir her Türk insanının içinde Türkiye sevgisi, Türklük, Turan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs, yani nereyi severseniz sevin, Türklük ruhu olan bir insan bu saldırıdan tabii ki rahatsız olur. İncirlik'ten kalkıp vurduysa bu çok büyük bir, tabii ki çok büyük bir olay ve bu olayın da faturasını fitil fitil getireceğiz. Suriye'de yok olacaksın, olmayacaksın ABD. Pentagon'un özellikle o böbürlene böbürlene açıklamasını onlara yedireceğiz. Bu arada ABD elçisi Flake, ABD elçisi Flake'ın Türkiye'deki birçok, evet şu anda sesi kesildi, seçimden önce Türkiye siyasetine müdahale eden bir ABD ajanıydı. Bunu da görecek. Evet, Türkiye durmayacak. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde o güçlü, kuvvetli, o etkili operasyonlarını devam ettirecek arkadaşlar. Mehmet Bey, ne tazminatı? İncirlik üstünden kalkan bir uçaksa İncirlik üssü düşman üssü ilan edilmeli ve o topraklarımızdan çıkarmak için her türlü zorluk gerçekleşmeli. İncirlik'ten bir uçağın kalkmaması söylenmeli. Tehdit gördüğümüz söylenmeli. Bu çok önemli. Yani artık düşman muamelesi yapacaksınız. Nasıl ABD temsilcisini havalimanında çoraplarına kadar arıyorsanız, terörist muamelesi yapıyorsak, aynısını ABD elçisi Flake'a ve diğerlerine de yapmamız lazım. Çünkü artık sınırı aştılar, terörle yan yanalar ve DEHAŞ'ı kurduklarını da tüm dünya görüyor. Evet, böyle bir durum söz konusu. Pentagon'daki adamın yüzsüzlüğü, Türk SİHA'sını bilerek vurduk açıklaması da Türkiye'ye aba altından sopa gösterme aslında. Buradaki mesajı anlamadınız mı? Biz sizin SİHA'nız olduğunu bildik. Tehdit gördük, vurduk. Bunun sınırı olur mu arkadaşlar? Tehlike bu yüzden büyük. Bunun sınırı olur mu? Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama, kontrollü bir açıklama. Türkiye her şeyin farkında. Diyor ki sahada her şeyi yapıyoruz. SİHA'mızı vurması bir şeyi değiştirmedi. Yani bizi korkutmak için attı diyor dışişleri. Ama biz gerekeni yaptık diyor. Burada dengeli bir açıklama var. Korkak veya çekingen bir açıklama yok. Bunu bir kez daha söyleyelim. Yani bunun cevabını sahada verirseniz daha da düşmanı çıldırtırsınız. Şimdi ABD'ye dedim ya, direkt sert cümlelerle sen düşmansın açıklamasını yapmak özellikle ABD'nin eline koz verecek ve bak bana düşman dedin, ben de sana karşı kuşanayım diye açıktan daha da düşmanlığını arttıracak. Ama biz ne yapacağız? Sinsi davranacağız. Ne yapacağız? Yanlışlıkla vurduk. ABD üslerini yanlışlıkla tehdit gördük. Yanlışlıkla ABD askeri yaralandı. Bu silahı biz de oynayacağız. Biz de bu oyunu oynamaya devam edeceğiz. Ama şu bir gerçek ki İncirlik'ten kalkan uçakların tehditvari hareketleri olduğu, bunlar olduğu söyleyeceğiz. Dedim ya, Turan'ın kurulması, özellikle Azerbaycan'ın Karabağ'da büyük başarılar imza etmesi, Hankendi'den bugün ordumuzdan görüntüler gelmesi gerçekten muhteşem bir adım. Konumuz da tabii ki farklı bir konu ama
Özellikle Hankendi'ye giren askerlerimizden resimler geldi, fotoğraflar geldi. Hankendi'ye girdiler ve tabii ki görüntüler yolladılar. Şu anda kahraman Azerbaycan ordusunun Hankendi caddelerinde, Hankendi şehrinin caddelerinde ilk resimleri geldi. Polisler vardı. Birkaç gün önce girmiştik. Sadece Hankendi'nin dış mahallelerinde askerler. İçeriye girmemişlerdi. Günler öncesinde askerler zaten Hankendi'nin dış banliyönlerindeydi. Ama şimdi Hankendi şehrinin, evet Hankendi şehrinin merkezine girdiler. Bu da tabii ki birileri çıldırsın tabii. Türk'ün başarısı, Türk'ün askeri başarısı hepsini zaten bir tuhaf etti. Ama şu bir gerçek ki Azerbaycan ve Türkiye kenetli. Ve İncirlik Üssü'nün kapatılması, bölgede tabii ki güzel bir hava oluşacak. İncirlik Üssü'nün önce kuşatılması, özellikle ABD unsurlarının terör gibi görülmesi, bölgede tehdit içerikli olduklarının gösterilmesi, onları bölgede sıkıştıracak hamleler, aşiretlerin desteklenmesi, PKK'yı aşiretlerle, muhaliflerle ve bunun yanında Türkiye'nin kendi kapasitesiyle vurması, sahada daha çok ortak edinerek ABD'yi sıkıştırmak ve bölgede en büyük ortağı olan PKK'yı yok etmek, özellikle ABD'nin dünya kadar para verip ödediği, ABD vatandaşlarının vergilerini çarçur ederek, bir lobinin, Siyonist lobinin emrine vererek binlerce askeri aracının orada vurulması da tabii ki bir örnek. Binlerce askeri araç, evet ABD'nin yolladığı binlerce askeri araç şu anda özellikle oralarda vuruldu ve vurulmaya devam ediyor. ABD'nin yolladığı tanklar, ABD'nin yolladığı kamikazeler, SİHA'lar, mühimmat depoları bir bir vuruluyor. İyi tespit ettik değil mi? İyi tespit ettik. Gelip de bizim SİHA'mızı böyle F-16 ile İncirlik'ten kalktığı söyleniyor. Güçlü ihtimal özellikle F-16'ları ABD bu bölgede İncirlik üstünde tutuyor. O yüzden İncirlik üssü dikkat çekti. Ve bunu da tabii ki senin topraklarından çıkardığım uçakla senin SİHA'nı düşürdüm demesi bizi küçük düşürücü bir açıklama. ABD'ye bunun misliyle karşılığını vereceğiz. Tabii ki onun bünyesine kattığı paralı askerleri vuruyoruz. PKK'lar ABD'nin gayrimeşru ordusudur. Yani gayrimeşru ordusudur, açıklamadığı resmi olmayan ordusudur. Ama biz onları da vuruyoruz. Vurmaya da devam edeceğiz. Özellikle Sayın Hakan Fidan'ın açıklaması onları çıldırgına döndürdü. Hakan Fidan ne dedi? Üçüncü taraflar vuracağımız yerlerden çekilsin. Aynen. Üçüncü taraflar vuracağımız bölgelerden çekilsin. Artık altyapı, üst yapı ne varsa Suriye'nin kuzeyinde terörü destekleyen ne varsa hedefimizdir. Hedefimizdir. İşte budur Türk'ün gücü. İşte budur Türk kahramanlarının askerlerinin gücü. İnanılmaz bir kuvvet sağladık. Suriye'nin kuzeyinde birçok yerde aynı anda F-16'lar, SİHA'lar, topçu birliklerimiz, obüsler, gelişmiş silah makinelerimiz büyük vuruşlar gerçekleştiriyor. Tabii ki elektriksiz kalan kuzeydeki PKK bölgeleri çılgına döndü. Yani hem onları enerjisiz, hem elektriksiz, her türlü aksamdan ırak bırakacağız. Onlara hiçbir zaman orayı yar etmeyeceğiz. Değerli izleyenlerim, gerçekten güzel haberler, inanılmaz haberler, akışı devam ediyor. Hakan Fidan'ın açıklaması tabii ki içlerine oturdu, oturacak. ABD bizim de tabii ki düşman ilan ettiğimiz, açıkça belirtmediğimiz ama tabii ki ABD'de kendisi de biliyor, düşman görüyoruz. Ve bu düşmanlığına ABD'nin şahidiyiz. ABD tabii ki bizim onların ne yaptığını bildiğimizin farkında. Özellikle ABD koalisyon güçlerinden, koalisyon güçlerinin Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuyla ilgili açıklama. Son 24 saat içerisinde Suriye'deki ABD güçlerinin çok yakınında koordinasyonsuz hava saldırıları gerçekleşmiştir. Bakın, rahatsızlığa bakın, silsileye bakın. Sen benim yakınımda terör besledin lan. Sen benim yakınımda terör besledin lan, değil mi? Kontrolsüz ve bilgisiz şekilde bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden, kuvvetlerimizin, ortak kuvvetlerimizin, sivil halkın güvenini tehlikeye atan ve DEHAŞ yalanı bak, DEHAŞ yalanı girdi. DEHAŞ'ın kalıcı olarak yenilgi uğratılmasıyla ilgili ortak kararlılığımıza gölge düşüren eylemlere karşı çıkıyoruz. Bakın yeniden yumurtlamaya başlamışlar, kusmaya başlamışlar. Kuvvetlerimizi tehlikeye atacak tehditlere karşı kaldığımız her an için meşru müdafaa hakkımızı saklı tutuyoruz. Görüyor musunuz? Sizi vuracağız diyorlar. Sizi vuracağız diyorlar. Yine açıklama, yine açıklama bu. Yani yazıklar olsun bunlara, yazıklar. Yazıklar olsun bunlara, yazıklar. Yani sıkıntılı durumda oldukları bayağı, evet bayağı, evet bizi bu konuda, evet bu konuda bizi ne kadar düşman gördüklerini anlatan bir açıklama.
O zaman biz de diyeceğiz ki terör örgütüyle iç içe olan DH yalanıyla bölgede kalmayı amaçlayıp aslında Türkiye'ye zarar vermek için terör örgütüyle oyunlar oynayan ABD'nin yaptığı her eyleme karşı biz de cevap verme hakkını saklı tutuyoruz demeliyiz. Yani şuna bak, cevap verme hakkıymış. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Müteahhit sihalar Kamışlı'da terör örgütü PKK'ya ait noktaları vurdu, vurmaya devam ediyor. Özellikle bizi tabii ki çekindirmeye, bizi geri adım attırmaya çalışıyorlar. Ama bunu başaramayacaklar. Çünkü Türkiye'nin kararlılığı artık onların yaptıklarına karşı duruşumuz net ortada. Ve F-16'lar uçakları sahaya indi. Özellikle Suriye'de F-16'larımız resital yapıyor. Resital. Resital arkadaşlar. Tel Tamır'ı vuruyoruz. PKK'ya ait mevziler gerçekten çok önemli. Oralardaki bütün her yeri vurmaya devam ediyoruz. Özellikle Esed'de şehir merkezini vurmaya devam ediyor. İdlib'i vurmaya devam ediyor. Bakın arı kovanına çomak soktuk. Hemen Esed'de kurdurdu. Gördünüz değil mi? Esed'de kurdurdu. Bir de güzel haberler geliyor. Karabağ'la ilgili onu bir dahaki yayında anlatacağım. Özellikle güzel haberler, çok iyi haberler ve bizi sevindiren haberlerle karşı karşıyayız. Yani biz birken güçlüyüz. Biz inançlıyız ve hiç kimseye boyun eğmeyecek güç ve kudretteyiz. Bunu gösterecek de duruşumuz var. Evet değerli kardeşlerim, önemli ve güçlü bir geleceğe var mıyız? Varız. ABD üssü kapatılsın, ABD üssü kapatılsın. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve değerli kardeşlerim, özellikle belirtmek istediğim husus şu değerli kardeşlerim, evet. Özellikle belirtmek istediğim şurada. Değerli kardeşlerim şu anda. Bütün gücümüzle bölgedeyiz ve bölgede özellikle bütün gücümüzle ne yapıyoruz? Kendi haklarımızı savunuyoruz. Reklam için mail adresimi paylaşıyorum. Dükkanları ve esnafların özellikle reklam vermek isteyen işletmelerin, iş yerlerinin veya bir ürünü tanıtmak isteyenlerin reklam vermek için şu mail adresini yazmaları yeterli. Hepinize çok teşekkür ederim. Reklam vermek isteyenler tekrar söylüyorum. Kanalımızda reklamların yayınlanmasını isteyenler trokedi40@gmail.com'a yazacaklar. Ve biz de tabii ki onlara dönüş yapacağız. Hepinize çok teşekkürler. Sağlık, esenlik ve güzellikler içinde kalın. Her şey olacak. Türk devleti her şeyi planlıyor. Çünkü kudurdular. Suriye'nin kuzeyindeki emperyalleri, bölgeyi karıştırmaya çalışan bu emperyalları iyiden iyiye kudurttuk aslında. Daha da kudurmaya devam edecekler. Ama bilsinler ki son gülen iyi güler. Biz iyi güleceğiz. Onlarsa kudurmalarıyla kalacaklar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Suriye'nin kuzeyinde orayı vurmaya, taş üstünde taş bırakmamaya, PKK'nın iliğini sökmeye, enerjisini almaya, her yaşama tutunduğu her şeyi yok etmeye devam edeceğiz. Evet, bunu söylemeliyiz. Özellikle Bayraktar intikamını alır, merak etmeyin. Bayraktar öyle bir intikamını alır ki bunu görecekler. Sinsice Bayraktar vurmak neymiş görecekler. Türk ordusunun Bayraktarların tadını Amerika görsün mü? Görecek. Görsün mü? Görecek tabii ki. Evet, yanlışlıkla değerli bayraktarlar, yanlışlıkla ABD araçlarını vurabilirsiniz. Yanlışlıkla, anladınız siz beni. Yanlışlıkla oldu diyeceğiz. Ama şunu bilesiniz ki o daha acıtıyor. O daha etkiliyor onları. Değerli izleyenlerim, İncil'i kuşatılmalı dedik. ABD askerlerinin yer yer terör gibi görülmesi açıklamaları yapmalıyız. Tehdit algılamaları yapmalıyız. Ve bunları hep açıklamalıyız. PKK'yı vurdukça çıldırıyorlar. Çıldırmaya devam etsinler. Ama bilsinler ki Türk son güler iyi güler diyor. Bölge bizim bölgemiz. Siz uzaktan geldiniz. Ne isterseniz isteyin karşılığını alacaksınız, merak etmeyin. Türkiye'ye karşı, evet Türkiye'ye karşı bu şekilde, evet bu şekilde düşmanca ve sataşan bir profil izlerseniz tabii ki bunun karşılığını sahada çok net alacaksınız. Hepinize söylüyorum. Gerçekten Türkiye'nin yanıtını beklesinler. Türkiye'nin hedeflerini nasıl gerçekleştirdiğini izlesinler. Türk askerinin gücünü sahada bir kez daha evet görsünler. Biz yerinde ve zamanında konuşanlarız. Biz güçlüyüz. Biz kudretliyiz. Öyle değil mi Sayın Ümit kardeşim? Aynen.
Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yayınımızın sonuna gelmiştik. Hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum. İnşallah bir yayınım daha video olarak atacağım. Yaklaşık yarım saat sonra veya 20 dakika sonra veya yarım saat sonra olabilir. Güzel haberler geliyor Karabağ'dan. Yeni haberleri de sizlerle paylaşmak benim için bir mutluluk olsa gerek. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Tekrar diyorum ki kendinize çok iyi bakın. Ve özellikle söylüyorum, reklam vermek isteyenler de trokedi40@gmail.com'a reklam verebilirler. İş yerleri, dükkanları ve fabrikaları veya bir de tanıtmak istedikleri ürünlerini kanalımızda tanıtabilirler. Mail adresime yazabilirler. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Güçlü kalın, emin kalın ve kararlı kalın. Görüşmek üzere.